Zaman zaman bize gelirdi. O süre içerisinde kendisiyle tanışma şansımız oldu. Sonra bizimle yaşamaya karar verdik. Bizimle yaşadığı süre içerisinde de işte o naif, kibar, karıncayı bile incitmeyen bir kişiliğiyle bizim gönlümüze taht kurdu. Sorunu olan, ona ihtiyacı olan herkesi, kişiye dokunduğu her kişiye kendini ilk önce güvenmesini hissederdi, yani hissettirirdi. O güven olgusunu oluşturduktan sonra da diyelim ki yani artık şey olurdu, bağımlı haline gelirdiniz ona. Sonrası derdi ki hani yanında olmasa bile işte bir aya bak, yıldıza bak, güneşe bak, bir ağaca bak, bir kuşun sesini dinle. Ve o zaman dilek tut derdi. O dileklerini ben de o zaman o aya, güneşe, yıldıza, çiçeklere mesela bana yıldız demişti. Yıldızlar, bu yıldızlara bak, dileklerini tut. Ama şimdi gün içerisinde işte burada olduğumuz arkadaşlarla paylaşıyorum, konuşuyoruz. Birine ay demiş, birine ağaç demiş, birine kuş sesi demiş, birine akan su demiş. Yanında olmadığın zamanlarda bile sen o aya, güneşe, yıldıza baktığında onu yanında hissediyorsun. Bu hem hayallerini gerçekleştirme noktasında, hem güven noktasında, hem de ne bileyim ben o hayallerini gerçekleştirmenin peşinde koşması için bir umut kaynağı oluyordu. Çok çalışkandı. Hayali şeydi, gazeteci olmaktı. Hep öyle anlatırdı. O ben hayallerimin peşinde koşturacağım, gazeteci olacağım diye yola çıkmıştı. Yazılar yazıyordu, araştırmalar yapıyordu, deneme yazıları yazıyordu. Onu ütopyalarını, aslında ütopyalar, yani onun söylemiyle ütopyalarını geliştirmek için çok büyük çaba sarf etti. Çok çalışkan ve zekiydi. Ve sonrası ütopyaları gide gide genişlemeye başladı. Büyümeye başladı, hayalleri kurmaya başladı. Hep şunu söylerdi. Ben yaşlanmayacağım. Ve benim arkamdan anılar bırakacağım. İnsanlar yani öyle pisi pisine ölmek istemiyorum diyordu. Yani 11 tane kurşun o bedene çok fazlaydı. Yani muhtemelen düşman bile tanısa bunu yapmazdı. Çok iyi bir insandı.